Adrien Moerman ters eşleşmeyi yakaladı Efes. Kostas Lucas arkasında yardım getirdi Datome. İki serbest atış kullanacak Fransız oyuncu. Şu anda yani o ikinci devre, ikinci çeyrek neredeyse her pozisyonda Moerman'ın arkasında Fenerbahçe Beko'dan bir guard kaldı. Ya Bobby ya Melih ya da Lucas kaldı. Burada kalın bir çizik var. Moerman da faulleri atmak istiyor. Moerman'ı güçlükle dışarı aldılar. Şu anda kanı durmuş durumda çünkü formasına bulaştığı için bayağı bir... Biraz kan var orada. Kan var. Lütfen müsabakanın güzel, güvenlik ve disiplinini bozabilecek istenmeyen olayları sona erdiririz. Çirkin ve kötü tezahürat yapmıyoruz. Adrien Moerman dönecek sanıyorum. Alp perdelemeyi kullanamadı. Alp Karahan, Junior Eto. Son 2 saniye. Alp şimdi çembere baktı. Top elinden çıktı ama hücum süresi sona ermişti. Çok zor bir isabet Alp'ten. Son anda elinden sayı çıkardı. Geçerli. Acaba... Pozisyonu yeniden izledi. Ve iptal etti. 31-25'e döndü skor. Elde, çok net elde. Atışta kaçıyor, hızlı geliyor Can Uğur Öğüt'ten. Thomas, Kenny Gabriel ama basket geçerli. Geçerli Marco Thomas. Bilmiyorum, giriyor mu bu top? Sanki kaçırıyordu yani bu turnike. İşte bir kez daha ekranlara geliyor. Panya'ya deyip çembere evet. Değdikten sonra evet. Müdahale etmiş. Sami Meyer. Maç saatiyle şut saati arasında bir saniye var yaklaşık. Meyer. Müdahale var Oğuz Savaş'tan. Atış esnasında kararı çıkıyor. Sami Meyer çizgiye geliyor şimdi. İşte foul hakkı, taktik foul hakkı var diye onu kullanmaya çalışırken küçük bir dikkatsizlik felakete yol açabiliyor. 3 atış kullanacak Sami Meyer. Hasan Marey, o da oyunda yeniden. Marey birebir kaldı Ege'yle. Marey sıyrıldı, foul geldi son anda Egarar'dan. İşte pozisyon bu. Ve daha uzun. Marco Thomas ve sportmenlik dışı faul Sven Landsberg için. Evet, çok önemli bir görev var Marco Thomas için bugün Landersberg'e karşı. Çok iyi okudu bu pozisyon. Ivan Buva'dan perde geldi şimdi Jason Rich. Elinde kaldı top Jason Rich'in. Top kaybı işler son pocependen Aldrich. Jason Rich sportmenlik dışı faul yapıyor. Toplu önce... toplu oynama gayesi olmadığı şeklinde yorumladı hakemler. Önce hücumda top elinde kaldığı için kurgulayamadı. Ardından topu kaybetti ve sportmenlik dışı faul yaptı. Zorladı çok fazla Buva'nın sırasını ama çoktan okumuştu oraya Aldrich.